Herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi yine düzenli yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün Yeşim Hanım'la beraberiz. Hisse senedi piyasalarını, Borsa İstanbul'u konuşacağız. Yükseliş tamam mı, devam mı? Bunun cevabını vermeye çalışacağız analizlerimiz çerçevesinde. Tabii her hafta düzenli olarak bunları çekmeye çalışıyoruz. O yüzden eğer kanalımıza abone olursanız düzenli olarak analizlerimize, yorumlarımıza ulaşabileceğinizi belirtmek isterim. Yeşim Hanım, borsada çok ciddi bir yükseliş gördük son dönemde. 93.000'den 108.700'e. Tabii artık herkesin kafasında şöyle bir soru işareti var, bizim de var. Bu yükseliş daha devam eder mi? 2020 yılında acaba hala bir upside potansiyel var mı? İşte bankalar hala geride kaldı mı vesaire diye. Siz bu piyasadaki genel havayı şu an nasıl görüyorsunuz? Özellikle psikolojik olarak, yatırım psikolojisi açısından nasıl, neler anlatmak istersiniz? Evet, senin de dediğin gibi Uğur, 93 binlerden başlayan bir yükseliş potansiyeli yaşadı piyasa. Bu haftayı da yine yükselişle başladık. 108.700'lere kadar da dün test ettik. Dün tabii düşük gelen, beklentilerin altında gelen enflasyon oranı 108.700'leri test etmemizde çok büyük bir etken oldu. Fakat 108.700'leri biz yaşarken NATO zirvesinde Macron'un S-400'lerle ilgili yapmış olduğu açıklama piyasada çok sert satışlara sebebiyet verdi. Bu da endeksin tekrar 106.700'lere doğru çok hızlı bir şekilde geri çekilmesine sebep oldu. Ben 106.400 desteğinin üstünde kapattığı için endekste henüz görünümde bir bozulma olduğunu düşünmüyorum. Bugün de zaten benim bu fikrime aynı paralel olarak tepki alışlarıyla başladı piyasa ve yine 107.750'leri test ettik. Fakat global piyasalarda riskli varlıklara satışın devam etmesi bizde de yine bir satış dalgası getirdi. Tekrar biz 106.700'leri test ettik. Orada bir desteğimiz oluşmaya başladı. Fitch'in Türk bankalarıyla ilgili yapmış olduğu olumlu açıkladığı rapor da tekrar piyasaya bir katalizör etkisi yarattı. Şu an 107.400-500 seviyelerinde endeks işlem görüyor. Fakat bu hafta Cuma akşamı Moody's'in Türkiye ile ilgili yine bir görünümü not revizesi söz konusu. Oradan gelecek durum da bizi çok etkileyecektir. Önümüzdeki hafta yine Merkez Bankası'nın PPK toplantısı var. Faiz indirimlerine devam mı? Bunu göreceğiz. Satır aralarında bize nasıl mesajlar veriyor, onu takip edeceğiz. Bir de önümüzdeki hafta Amerika'da Temsilciler Meclisi'nde yine yaptırımlarla ilgili bir tasarının, bir başka versiyonunun gündeme gelmesi söz konusu. Bu da piyasaların çok yakından takip ettiği bir konu olacaktır diye düşünüyorum. Dediğim gibi 106.400'ler şu an desteğimiz gibi, onun altında da 105.900'ler de var. Oraların altına kırmadığımız sürece 107.700'lerin üstünde kapanış yapıp bu hafta test etmiş olduğumuz son zamanların zirvesi olan 108.700'ü de kırarsak ben endekste 111.000'lere doğru bir hareketin mümkün olacağını önümüzdeki günlerde açıkçası bekliyorum. Bu 2020'nin ilk zamanlarına da tabii taşınabilir. Şimdi yılın ilk 6 ayında biraz teknik ayrıntılara gireyim ben. Borsa İstanbul'da en iyi performansı bankalar gösterdi. Sanayi hisseler ve hizmet sektörü hisseleri daha gerideydi. Yılın ikinci 6 ayında artık ekonomik verilerin toparlanmaya başlaması, faiz hadlerinin aşağı gelmesiyle ilk sırayı artık hizmet sektörü hisseleri ve sanayi endeks hisselerinin almaya başladığını gördük. Demir çelik, otomotiv, yavaş yavaş cam sektörü buna dahil olmaya başladı. Yani aynı 2017 yılındaki gibi sektörlere yayılan bir hareket söz konusu oldu 93'ten 108.700'e giderken ama bankalar şu an yıl içi yeni zirvesini test etmeyen iki tane endeks var sektör olarak. Bankacılık endeksi, petrokimya sektörü endeksi, işte Tüpraş, Soda vesaire, Petkim'in olduğu endeks ve bankaların içinde bulunduğu endeks. Orada zaten açığa satış yasağının bir etkisi var. Yani serbest piyasa dinamiklerine karışılmaması lazım. Orada tekrar yabancı iştahının artabilmesi için bir. Bu dolayısıyla o yasak geri alınırsa bankalara ekstra bir doping olacaktır diye düşünüyorum. Bir. İkincisi, az evvel Merkez Bankası dediniz. Muhtemelen bir 100-150 bas puan kadar indirimine göreceğiz. Çünkü swap tarafında Londra gecelik TL swap faizi şu an bizim repo faizli arada 150 puana kadar bir aralık var. Yani Merkez Bankası'nın 150 puanlık bir alanı var. Bu da ekstra bir katalist bankalar için. Bir. İkincisi, faize duyarlı. İşte satış gelirleri kredili harcamalara, işte faize duyarlı harcamalara harcamalardan etkilenen sektörler var. İşte cam sektörü mesela, otomotiv, işte kredi maliyetlerinin aşağı gelmesiyle, işte demir çelik iç talebin canlanmasıyla bunu söyleyebiliriz. Ekstra sanayi hisselerine de bir katalist olacaktır. O yüzden dediğiniz gibi Borsa İstanbul'da yukarı doğru potansiyel hala ayrıntılarda var. Yine son olarak anlatmamız gereken şey CDS. İşte bu Cuma Moody's'in de bir yabancı borçlanma araçları için bir kredi notu açıklayacak ama CDS cephesinde biz son bir ayda 420'lerden
300'lü seviyelere geldik. Yıl içi dibi 297. Şu an 315'lerdeydi en son baktığımda. Şayet o da yıl içi dip seviyesi altına kırarsa sanıyorum ekstra bir katalist olacaktır. Borsa İstanbul'da bambaşka yeni bir atmosfere geçiş sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten diğer EM'lere göre fiyat kazanç çarpanı bazında ciddi bir iskonto var. MSCI EM'e göre Borsa İstanbul 100 endeksi FK bazında %43 bugün itibariyle iskontolu. Bankalar %29, sanayi endeks %35 iskontolu görünüyor. Dolayısıyla yurt dışındaki pozitif hava bizim kendi hikayemizle birlikte muhtemelen bize ekstra bir doping sağlayabilir ama tabii bazı çok önemli gündem başlıklarımız da yok değil. S-400, işte sizin dediğiniz temsilciler meclisindeki yeni vesaire, artık şu an çok ayrıntısına girmeyeyim ama yine Halkbank davası vesaire de var. Bu tarz belirsizlikler biraz risk iştahını sınırlayabilir ama biz bu sene her sene içinde gördüğümüz her panik satışında olduğu gibi Borsa İstanbul'da geri çekilmeler yine alım fırsatı gibi duruyor diye düşünüyorum. Şimdilik öyle duruyor. Konjektürde çok büyük bir değişiklik olmadığı sürece. Çünkü 2020 yılı büyüme beklentileri yukarı doğru revize edilmeye başladı Türkiye ekonomisi için. O yüzden Borsa İstanbul için olumlu bir senaryo olduğunu ve borsada yükseliş tamam mı devam mı sorusunun cevabı aslında devam olduğunu söyleyebiliriz ama tabii bazı gizli gündem maddelerinde gizli riskler olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Ama her halükarda şu anki mevcut görünümde ve beklentiler çerçevesinde Borsa İstanbul'un yukarı doğru çok ciddi bir upside potansiyeli var diyebiliriz. Evet, diyebiliriz. Var mı son ekleyeceğiniz bir şeyler? Şimdilik yok. Okey. O zaman bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşça kalın.